diyarı, yüce gönüller toprağı. Başbakan Erdoğan'ın ilk mitingi Yozgat'taydı. Yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen Yozgat meydanında coşkulu bir kalabalık Erdoğan'ı bekledi. Türkiye sevdalısı lider, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşı... Erdoğan'ı taşıyan helikopter görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Yozgat'a inemeyince Boğazkale ilçesine yöneldi. Başbakan karayoluyla 3 saat gecikmeli olarak Yozgat'a ulaşabildi. Erdoğan kürsüde göründüğünde Yozgatlıların coşkusu doruğa ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan! Eşi Emine Erdoğan'la birlikte kar yağışı altında kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Erdoğan, sözlerine Yozgatlılardan helallik isteyerek başladı. Maalesef bu hava şartları sebebiyle sizleri bu alanda çok beklettik. Hakkınızı helal edin. Erdoğan'ın Yozgat gündeminde CHP lideri Baykal ve Aydın Doğan vardı. Erdoğan, Aydın Doğan'ın iki telliden devlet yönetme alışkanlığının sona erdiğini söyledi. Amerikan gazetelerinden bir tanesine açıklama yapıyor. Başbakanın çocuklarına diyor, ilgili haberlerimizden rahatsız olduğu için bunları koyma dedi, biz de reddettiğimiz için bundan dolayı diyor bize bunu yaptı. Sayın Doğan, önce kendine gel. Bu başbakan öyle küçük düşünen bir başbakan değil. Farklı alışmıştınız. Alışkanlıklarınız bozuldu diye rahatsız oluyorsunuz. Çünkü sizler karşınızda el pençe divan duran başbakanlara alışmıştınız. Çünkü sizler iki telliden, Babi Ali'den iktidarları yönetmeye alışmıştınız. Petrol ofisine kesilen 276 milyon TL'lik cezayı hatırlatan Erdoğan, Aydın Doğan'a her şeyiniz sağlamsa niye korkuyorsunuz diye sordu. Sayın Aydın Doğan'a bir sözüm oldu. Dedim ki, bak belden aşağı vurmayın. Çocuklarımızın, ailemizin, mahremimizin gelip de yalan yanlış haberlerle gazetelerinize basmayın. Bundan kısa bir süre önce aynı yanlışı yine yaptınız ve bakın mahkemeye dahi gitmediniz. Uzlaşmaya gittiniz ve uzlaşmada da 200 trilyonu aşkın ceza ödediniz. Neden? Maliye Bakanlığı'nın size yönelik yapmış olduğu rutin bir incelemeden eğer sizin her şeyiniz sağlamsa niçin rahatsız oluyorsunuz? Erdoğan, 29 Mart öncesi CHP lideri Baykal'la Aydın Doğan'ın işbirliğine girdiğini savundu. Baykal'ı Doğan grubunun avukatı olmakla suçladı. Baykal bu medya grubunun avukatlığını yapıyor. Peki bu medya grubu ne yapıyor? O da Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşeronluğunu yapıyor. Anlaşma gayet iyi. Onlara buranın. Yozgat'tan sesleniyorum. Medyadan kılavuz olmaz. Kılavuzu karga olanın 29 Mart'a kadar manşeti medya yazar. Ama 29 Mart'ta son manşeti benim Bozok Yaylası'nın evlatları yazacak. Erdoğan muhalefet partilerini sandık cinine benzetti. Yozgatlılardan muhalefeti sandığa kilitlemelerini istedi. Hani Alaaddin'in lambası vardır. Lambanın içinden cin çıkar ya, bunlar da sandık cini olmuşlar. Sizin kilitlediğiniz sandıktan çıkmak için aklı hayale gelmedik vaatler uyduruyorlar. Masallardaki gibi dile benden ne dilersen diyorlar. Kaftanın ardındaki sahte cenneti vaat ediyorlar. Kendilerini dev aynasında görüyorlar. Bunlar son 3 seçimde derslerini aldılar ama bir türlü ezberleyemediler. 29 Mart'ta bir kez daha bunlara derslerini vereceksiniz. 29 Mart'ta bir kez daha bunları sandığa kilitleyeceksiniz. Yozgat'ın ardından Çorum'a geçen Erdoğan'ın hedefinde yine CHP lideri Deniz Baykal vardı. Sayın Baykal meydanlarda konuşma yerine işi nereye verdi? İki telliye verdi. İki tellideki medya grubu götürüyor işi. Diyor ki televizyona gel, televizyona. Bırak sen televizyonu. Televizyondan oy çıkmıyor. Oy buradan çıkıyor, buradan.
Buraya gel. Buraya gel. Başbakan Erdoğan'ın bu sözlerle eleştirdiği CHP lideri Deniz Baykal,